İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da gönüllü askeri eğitim kursu. Batı Ermenistan'ın Bitlis ilinde süresiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Genelkurmay Başkanı, Rus Barış Gücü askerleri Geharkunik'te konuşlandırılacak. Der Şipigel, Merkel Ermeni eğitim stratejisini ilerletiyor. Samir Azam, İstanbul Koalisyonu ve terör grupları Türk emellerini gerçekleştirmek için çalışıyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Van Kalesi'nin surları kirletildi. Batı Ermenistan'ın Bağış ili bir Ponza deposudur. Ermeni Meryem Ana ikonu günü Ukrayna'da 230. kez kutlanacak. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde 21 Haziran 2021'de yetenekli bir askeri uzman olan Levon Mıhlamyan'ın yürüttüğü gönüllü askerler için bir eğitim kursu düzenlendi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bir konuşmada bulunarak gönüllüleri Batı Ermenistan'ın yanında olmaya çağırdı. Ayrıca Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Levon Mıhlamyan'a Batı Ermenistan nişanı verdi. Ardından kendisini bu eğitim süresini gerçekleştirmeye iten motivasyonları sundu. Gönüllülerin fiziksel, taktik, teknik veya psikolojik olarak hazır olmadıkları için Batı Ermenistan makamları bu dört sorunu eğitim yoluyla çözmek ve hazır gönüllü müfrezelerine sahip olmak için bu etkinliği başlattı. Levon Mıhlamyan, istatistiklere göre savaş alanındaki yaralı askerlerin çoğunlukla kanamaya ve hatta can kaybına yol açan yaralar aldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak ilk yardım kursunu gerçekleştirdi. Bu kursu bir beden eğitimi kursu izleyecek. Eğitim sırasında Armenek Abrahamyan, Ermeni Haycampa adlı savaş sanatını sunacak ve özel bir programla antrenman yapacak. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Bitlis ili ve Hizan ilçesine bağlı 19 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın nedeni olası askeri operasyonlardır. Sokağa çıkma yasağı saat 2'de 21 Haziran 2021'de yürürlüğe girdi ve ilgili makamlar tarafından ikinci bir karara kadar da devam edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Ardak Davikyan'ın bugün 22 Haziran'da gazetecilere yaptığı görüşmede Rus Barış Gücü askerlerinin Geharkunik bölgesinde konuşlandırılacağını ifade etti. Şu anda süreçler devam ediyor. Kesin bir karar olduğunda ise sizleri bilgilendireceğiz. Genelkurmay Başkanı, nihai karar sadece bizim tarafımızın arzusu değil, müzakereler devam ediyor. Karşı tarafta bu düşünceye katılıyor, dedi. Davikyan, bizim topraklarımızda Azerbaycan'a soracak bir şeyimiz yok ama Rus tarafıyla görüşmeler sürüyor. Çünkü sorunlar var, amacımız Azerbaycan birliklerini çatışmasız bir şekilde topraklarımızdan çıkarmaktır ifadesinde bulundu. Geharkunik bölgesinde olası bazı tavizlerle ilgili soruya Davikyan taviz verilmeyeceği yanıtını verdi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilmesi konusunun müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmaması durumunda uygun eylemlerle çözüleceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Azerbaycan birliklerinin temsilcilerinin Ermenistan topraklarındaki sayısının değişmediğini, şu anda da herhangi bir olay olmadığını kaydetti. Der Spiegel dergisi Alman şansölyesi Angela Merkel, Alman okul çocukları için bir model olarak Ermeni eğitim stratejisini teşvik ediyor diye yazdı. 17 Haziran'da Alman şansölyesi Angela Merkel 2020'de açılan TUMO Berlin Center'da sanal bir tur attı. Der Spiegel, şansölye Merkel'in Almanya genelinde çocuklar ve gençler için bilgi teknolojisi eğitim merkezlerinin kurulması için çağrıda bulunduğunu ve Alman federal hükümetini, federal eyaletleri, belediyeleri ve sponsorları birlikte çalışmaya çağırdığını belirtiyor. Eğitim Bakanı Anja Karliczek, bu kurumların Almanya genelinde bir ağ gibi yayılması ve MINT kümelerinde çalışması gerektiğini söyledi. Angela Merkel, Yerevan'daki TUMO merkezi ile 2018 yılında tanışmıştı. Suriye muhalefet lideri Samir Azam, İstanbul Koalisyonu'nun Suriye topraklarının işgali için yaptığı çağrının bir ilk olmadığını ve ideolojilerinin temeli olduğunu söyledi. İstanbul Koalisyonu ve terör grupları Türkiye'nin emellerini gerçekleştirmek için Suriye, Libya, Azerbaycan ve Irak Kürdistan'ında faaliyet gösteriyor dedi ve Suriye'nin geleceğinde bu paralı askerlerin yeri olmadığını kaydetti. İstanbul merkezli sözde Suriye Koalisyonu para kazanmaya,
Türkiye için çalışmaya devam ediyor ve bu amaçla yeni bahaneler yaratarak Suriye'nin birçok bölgesini işgal ediyor. Birkaç gün önce Afrin'de sivillerin bombalanmasının ardından sözde koalisyon lideri Nasser el-Hariri, Türk devletine Suriye'nin yeni bölgelerini işgal etme çağrısında bulundu. Azzam, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye topraklarını işgal etmek için her zaman bahaneler yarattığını kaydetti. Daha önce de gündeme gelen Batı Ermenistan'ın Van Kalesi'nin çeşitli bölgelerine yazı yazılması olayları sürüyor. Söz konusu yazılar tarihi kalede çirkin görüntülerin oluşmasına yol açıyor. Batı Ermenistan'daki Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan, aynı zamanda UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Van Kalesi'nin surlarına ve çeşitli bölgelerine yazılar yazılıyor. Kale birçok medeniyete beşiklik ve Urartulara başkentlik yapmış. Ziyaret eden vatandaşlar kalenin kaderine terk edilmemesi ve bu çirkin görüntülerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ettiler. Tuşba adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan kale, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuştur. Bağış Bitlis'te beyaz altın olarak bilinen Ponza madeni Batı Ermenistan rezervlerinin %70'lik kısmına sahip. Ponza madeni başta savunma, inşaat, tarım, tekstil ve kimya olmak üzere birçok sektörde ham madde olarak kullanılıyor. Batı Ermenistan'da ağırlıklı olarak inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan Ponza, Bağış Bitlis'te yurdun birçok bölgesine gönderiliyor. Dünya genelinde sadece İtalya, Yunanistan ve Batı Ermenistan'da bulunan Ponza, diğer iki ülkede bitme noktasına geldi. Ukrayna'da ülkenin Anayasa Günü arifesinde 27 Haziran'da Ermeni Kutsal Meryem Ana ikonasının günü 230. kez kutlanacak. Armin Press, analitika.ua.net'e atıfta bulunarak bunun bir ilahiyatçı ve felsefe bilimleri adayı Ruslan Halikov tarafından açıklandığını aktardı. Halikov, bu yıl Ukrayna Anayasası'nın 30. yıl dönümü, ancak Ukrayna Devleti'nin tarihi daha eski. Ermeni Kutsal Meryem Ana'nın ikonu günü 230. kez kutlanacak, ancak hem Ukrayna'daki Ermeni cemaatinin tarihi hem de ikon çok daha eski. Bu bir dostluk, topluluklar arasındaki karşılıklı yardımlaşma, birbirlerinin kutsal alanlarına karşılıklı saygının öyküsüdür. Ermeni, Ukraynalı ve diğer halkların temsilcileri bugün ortak kültürel mirası korumak için birlikte çalışıyorlar, dedi. Kamenets, Podolsk şehrinde Ermeni Meryem Ana'nın simgesinin üç Hristiyan inançları olan Ermeniler, Ukraynalılar ve Polonyalılar tarafından onurlandırıldığı bilinmektedir. 2011'de Ukraynalı bilim insanları 27 Haziran'ı Ermeni-Ukrayna Dostluk Günü ilan etmeyi önerdiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hagop Halatyan tarafından seslendirilen Sayat Nova'nın Ermeni halk şarkısı Kani Vur Canim adlı eseri sunuyoruz. Kani Vur Canim Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.